Ben 40 bulana kadar sizlere birkaç kelime söyleyeceğim. Bu yayını açarken böyle bir meblanın ortaya çıkacağı aklımda kafamda asla canlanmıyordu. Bir adrenalin geldi. Düşük enerjiyle açtım. Ben de moralsizim sizler gibi. Pek çoğunuz gibi ben de gündemi takip ediyorum. Uzaktan takip ediyorum. Ee, araba ehliyetim de yok. Yani hani atlayayım bir arabaya gideyim dediğim zaman gidip orada yük olacak tipte bir insanım ben. Ne yazık ki o yüzden buralarda kaldık. İzliyoruz ancak. Ee, bağış yayınını biraz geç açtım. Gönül isterdi ki ilk gece açayım, gönül isterdi ki dün ondan önceki gün açayım. Ama neden bekledim? Biraz size onu söyleyeyim. Birincisi bu aralar Ahbap Derneği adına çok iş yapıldı. Ahbap Derneği biraz dikkat çekti. Ee, bizim ülkede de iyi işler cezasız kalmaz. İnşallah Ahbap Derneği başına bir iş gelmeden konuyu devam ettirebilir. İlk günlerde o yüzden herkese Ahbap Derneği'ne yönlendirdim. Ama şöyle bir durum oluyor. Daha önce tegeyle yaptığım yayından biliyorum. Ben kendim bir donet bar açtığım zaman oradan YouTuber'larla alakalı geçen bir yasaya Ben dahil olduğum için kayıtlı olduğum için yüzde yirmi devlet stopajını şık diye kesiyor Aman bu bağış yayınıdır bilmem nedir izah edemiyorsun şu gördüğünüz fund fundraiser butonu var bağış butonu var ya YouTube'a ait olan bağış butonu o bağış butonunu açmazsanız YouTube'da oradan bir yüzde yirmisini böyle tırnaklayıp alıyor E şimdi ben yüzde yani sizlerden düşünsenize 40 bin dolar oldu bu arada. Ellerinize sağlık. 40 bin doların yüzde 40'ını yani şu an şu aşamada vergiye veyahut da YouTube'a bırakmak yanlış olurdu. O yüzden bir yöntem bekledim ve aradım. O arada sağ olsun Barış Özcan işte e, te, galiba o şey devreye girmiş. E, Turkish Philanthropy Fund Amerika'da kurulmuş bir hayırsever dernek. TPF'yi devreye sokmuşlar. YouTube'a kaydettirmişler. TPF'ye de hemen güvenmedim. Çünkü çok Tuhaf olaylar gördük biz Türkiye'de zamanında. Niyetim güvensizlik yaymak değil ama 35 yaşında bir Türkiye vatandaşı, bir Türk'üm. Ve <laughs> öpüle öpüle biraz paniği öğrendik. Oh, demin bahsettiğim şeyden bahsetmeye devam edeyim. TPF'yi de ilk gördüm. Ee, biz bu ülkede çok tuhaf durumlar yaşadığımız için başta güvenmedim. Bir de Amerika'da olduğu için. Çünkü Amerika'da biliyorsunuz bir de böyle e, bizim ülkede yaşanmış bir takım karanlık durumlardan kaçanlar da Amerika'ya çok gidince bir böyle... Aman abi falan dedim. Kendim araştırdım. Bu yayınlar aşağısında da sitesini koydum. Şeye bakabilirsiniz. TPF'nin sitesinde açık olarak finansal şeyleri kaynaklarını nereye aktardıklarını gösteren bir rapor var. O raporu inceledim. O raporda baktım ki Türkiye'den çok eli yüzü düzgün vakıf ve derneklerle çalışmışlar. Bunların içerisinde benim en üst yönetiminden en alt kademesine kadar çalıştığım TGEV'de var. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı da var farklı derneklere ve vakıflardan iki kişiye ulaştım. Dedim ki ya bu bir TPF diye bir foundation var şu an YouTube'da para toplama kanalı açmışlar. Turkish Philanthropy Funds diye bir yer. Bilir misiniz, tanır mısınız dedim. Hem iletişim paylaştılar hem de dediler ki çok düzgün, temiz bir yerdir. Rahat rahat çalışabilirsiniz, güvenebilirsiniz dediler. O zaman dedim ki tamam. Ben bugün bu yayını açabilirim dedim. Çünkü dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi zaten bir acımız var. Acele edip yanlış yere bir heyecanla bir iyi niyetle parayı koyup yani şey gibi düşünün. Bugün de mesela tırları organize ettiler kaç gündür fotoğraf paylaşılıyor ya. Hadi bir destek atıyoruz filan diye bir heyecan insanlar bir adrenalin bir şeyler yapıyor. Sonra yol kenarlarına erzak atıldığını görüyoruz. Yani öyle bir durum bu bağış işinde de yaşanmasın diye ben biraz paranoyayım Yani kimseye güvensiz yani bunu şey gibi düşünme Kimseyi zan bırakmak için hiçbir şey demiyorum. Ve kendim araştırmak istedim. Neticede dedim ki okey ben vesile olabilirim. O yüzden sizlerle de Bugün paylaşmak istedim bu işi. 40.642 dolara ulaştık sevgili arkadaşlar. 2 saat 33 dakika içerisinde 40.642 dolara ulaştık. Ben seyirciyi biliyorsam, insan psikolojisini biliyorsam bu zaten 41 olur, kocaeli olur. 41'den sonra ne olur? Hep beraber onu göreceğiz şimdi. Filmin adı haklı bir paranoya şahit olduğumuz şeyler insanlık dışı, insanların acılarını ve yardımlarının Vakum gibi sömürülüp suistimal edilmesi yüzünden temkinli yaklaşmak en sağlıklısı diyor. Aynen kusura bakmayın kimseyi zan altında bırakmak için değil ben kendim şüpheci bir insan olduğum için beklemek ve doğru düzgün araştırmak niyetindeydim. Ee, bu bekleme sürecinde sen niye bekliyorsun sen niye yayın açmıyorsun diye kızanlar oldu. Ee, ama biz de bir şeyler öğrendik bu yaşımıza kadar. Yanlış işe acele girip çapa oturtuyorlar insanı. Bu ülke böyle bir ülke birazcık dikkat edeceğiz yaptığımız işlere sadece yoksa yine yapacağız. Ege demiş ki abi izninle demek istiyorum. Bilim kanallarının topladığı miktar şu kadar oldu. Kıyas yapmamak lazım. Senin bu yayında topladığın miktar buna kıyasla güzel. Bu yayınlar lütfen devam etsin diğer günler diyor. Ee, ama ilk önce bir TPF ile ben iletişime geçip hani hocam hani bir e-mail bir whatsapp hani kimsiniz ne oluyor orada bir, 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 bir konuşmak istiyorum. Öyle söyleyeyim yani. E, tamam güvendik, tamam çok iyi referanslar aldık ama bir de bir kişisel olarak bir iletişime geçersem benim kafam daha da rahat edecek.